Merhaba herkese, iyi haftalar. Çemaş günlük grafik. Bir üye arkadaşım istedi. Kanalın en eski üyelerindendir. Bunu isteyen arkadaşım. 1 lira civarı biliyorsunuz. Burada destek seviyesi. Yani son videoyu ben tam hatırlayamıyorum ne zaman yaptım ama galiba şeyde yaptım. Şu kırmızı kırılmadan evvel veya tam kırılmaya uğraşırken. Bir bakayım ne zaman yapmışım ya. Evet, çok da yanlış hatırlamamışım. Şöyle bir büyüteyim. 11 Mart'ta yapmışım. Neredeymişiz? Şurada 1 lira 9 kuruş kapanışındaymışız. Maviyi geçmişiz. İlerleyen günlerde 1.11 direncimizde üstünde kalmaya devam etmiş. Kırmızı geçilmiş ve yukarı yönlü akım başlatmış. Devam ediyor. Düzeltme şu an yaptığı şey. 1.28 takip edilir arkadaşlar. En kısa vadeci için 1.28 kilit burada anahtar. Biraz da tabi direnç seviyesine de yakın, yani daha ilk dirençte hemen kar realizasyonu gelmiş 1.35'te. Hafta boyu 1.35'in üstünü takip edebilirsiniz. 1.35'in üstüne hızlanmaya başlarsa 1.45 kopuyorsa 1.45, bakın ara bir direnç söyleyeceğim burada, 1.48 3 kuruşa direnç olur mu demeyin. Yani boşluklar yakınlaşınca piyasa takip edebiliyor ama 1.63 onun üstünde bir hedef var. Dirençlerimiz de bu şekilde Çemaş'ta. Şimdi yani 1.22'yi takip edebilir misiniz? Arada 8 kuruş aşağı yukarı yüzde herhalde 6'ya falan tekabül ediyor. Yani %5-6 bir marjınız varsa 1.22'yi de takip edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Seçenek meselesidir veya ya da bölersiniz işleminizi. 1.28'de kısmen, 1.22'de kısmen bir kar realizasyonu veya artık ne istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Baktığınız zaman RSI 67, yani kendi ortalamasının üstünde 77 civarlarından gevşemiş bu RSI seviyesi buraya. Normal 70'ler, 77, 80, yani buralar satış seviyesidir çoğunlukla. Hep anlatıyorum zaten bunu. MACD'ye hala pozitif kalmaya devam ediyor. Bu yukarıda bir dönüş formasyonu falan var mı derseniz, yani şu an şimdi dönüş formasyonu var demem. Bu bir dediğim gibi kar satışı ama bir fren izi var tabi, yani ufak ufak frenlemiş orada piyasa yavaş yavaş. Yani gün içinde şey sevimli değil. Bu kadar uzun fitil bırakması, gün içinde yukarı gidip işte 1.33'e gidip 1.30 kapatması, efendime söyleyeyim 1.31'e gidip 1.29 kapatması. Hep bakın 2-3 kuruş bir satış geliyor. Ya bu devam ederse eğer tabii bir yerden sonra fazla naz aşık usandırır. Onu da unutmamak lazım. Yani orada satıcı çok var demek ki. Her atakta satılıyor, her atakta satılıyor. Onun için diyorum, yani şu 1.35 kırılırsa bir miktar, yani yukarı bir 45 teması en azından olsa fena olmaz. Bu karlı bir yatay alan, güzel bir yatay alan. Burada ana temamız yatay alan. Bunu takip ediyoruz. Yani çıkışımız 1.45. Özür dilerim. Yani üşüttük geçmedi bir türlü. Ana temamız dediğim gibi bu yatay alan. Bu kırılınca bakalım çok daha güçlü bir alana işaret eder diye de düşünüyorum bir taraftan. Herkese iyi haftalar.